Sana bir iş teklifimiz var. Fiziksel güce ihtiyacın olacak. Yani haftalık 7-24 çalışman gerekecek. Tatiliniz yok maalesef. Sadece yemek yiyeceksiniz ama yemeği de iş arkadaşlarınızdan sonra yiyeceksiniz. İnsan ilişkisinin çok iyi olması lazım bu konuda. Eczacılık, mutfak sanatı ve aynı zamanda ekonomi yönetimi konusunda oldukça becerikli olman gerekecek. Ve birlikte çalışacağın kişiye sürekli ilgi göstermen gerekiyor. Eğer bir hayatınız varsa tamamen bu hayattan vazgeçmenizi isteyeceğiz. Çünkü hiçbir resmi tatiliniz olmayacak. Hatta bayramlarda iş yoğunluğunuz daha da artacak. Bu işten hiçbir ücret almayacaksınız. Kabul ediyor musun? Yok. Kabul ediyorum sanki. Ben etmiyorum. Bu istesek de yapamayacağımız bir şey bizim. Hiçbir insan etmez ki bu talep zaten. Kabul etmiyorum. Böyle işte çalışamayız. Kimse çalışamaz. Aslında bu meslekte şu an çalışan milyarlarca insan var. Kimler biliyor musunuz? Annemiz, annelerimiz. Evet. Öyle değil mi gerçekten? Doğru. Öyle değil mi? Öyle abi. Yılın 365 günü. Bazen gece uyanınca, genelde bizden sonra yemek yerler. Genelde çalışma saatleri yoktur. Genelde hep şefkat üzerinedir. Ve an aslında hep evlatlarıyla bizlerle ilgilenmiştir. Doğru değil mi? Bir arayalım mı beraber? Olur abi. Alo. Ne yapıyorsun anne? Evde misin? Ben bir şey söylemek için aradım seni. Seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Allah Allah. Eksik olma anne. Şimdi Mehmet, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir iş teklifimiz var. Tabii abi, buyurun. Başta iş kriterlerini sana saymak istiyorum. Sen de bu işin sonunda ben bu işte çalışabilirim veya çalışamam demen bana yeterli. Öncelikle bu bahsettiğimiz iş sıradan bir iş değil. Ve muhtemelen dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi. Sorumlulukları ve görevleri oldukça geniş çaplı. Fiziksel güce ihtiyacın olacak. Çoğunlukla bazı günler ayakta çalışman gerekecek. Çalışma saatlerin bir düzeni yok. Genellikle haftalık 135 saat, yani haftalık 7-24 çalışman gerekecek. Tatiliniz yok maalesef. Sadece yemek yiyeceksiniz ama yemeği de iş arkadaşlarınızdan sonra yiyeceksiniz. Sınıyor musun beni? Bu iş üstün pazarlık kabiliyeti ve insan ilişkilerinde en önemlilerinden bir tanesi. İnsan ilişkisinin çok iyi olması lazım bu konuda. Eczacılık, mutfak sanatı ve aynı zamanda ekonomi yönetimi konusunda oldukça becerikli olman gerekecek. Ve birlikte çalışacağın kişiye sürekli ilgi göstermen gerekiyor. Bazen iş arkadaşınla bütün gece çalışmak zorunda da kalabilirsin. Eğer bir hayatınız varsa tamamen bu hayattan vazgeçmenizi isteyeceğiz. Çünkü hiçbir resmi tatiliniz olmayacak. Hatta bayramlarda iş yoğunluğunuz daha da artacak. Birçok şeyi de aynı anda yapabilmelisiniz ve en son maddede bu işten hiçbir ücret almayacaksınız. Kabul ediyor musun? Yok. Kabul ediyorum sanki. Ben etmiyorum. İnsan bu kadar şeye hakim olabilir mi abi? Yani bir anda olamaz. Şöyle abi, insanın yani şeyi, gücü bir yere kadardır. Bu istesek de yapamayacağımız bir şey bizim. Çok zordur yani bu. Bu dediğim gibi çok zor bir şey ve kabul edilemez. Hiçbir insan etmez ki bu talep zaten. Bu iş ibadetin ötesine geçmez yani. Kabul etmiyorum. Böyle işte çalışamayız. Kimse çalışamaz. Kabul edilir mi ya böyle bir iş? Değil mi? Aynen. Hiçbir şekilde. Allah rızası için olursa ya. Başka bir şekilde olmaz. Olmaz. Aslında bu meslekte şu an çalışan milyarlarca insan var. Kimler biliyor musunuz? İnsanlar. Hayat mı? Ve size desem ki şu an bu işte çalışan bir kişi var. Aslında milyarlarca kişi var. Kimler olabilir? İnsanlar mı? Şu an bu işte çalışan biri var. Kim abi? Ve milyarlarca insan. Kim? Bu işte şu an çalışan aslında milyarlarca kişi var. Aslında günümüzde bu işte çalışan milyarlarca kişiler var. Kimler biliyor musun? Kimler? Annemiz, annelerimiz. Evet. Öyle değil mi gerçekten? Doğru. Ya? Evet. Öyle değil mi? Öyle abi. Gerçekten öyle değil mi? Aa, evet, doğru. Değil mi? Doğru, 24 saat. Yılın 365 günü. Bazen gece uyanınca, genelde bizden sonra yemek yerler. Genelde çalışma saatleri yoktur. Genelde hep şefkat üzerinedir. Ve an aslında hep evlatlarıyla bizlerle ilgilenmiştir. Doğru değil mi? Aslında anneler bu mesleğin bir sahibi. Öyle abi. Yanlış anlamasın, anne hayatta mı? Çok şükür Allah. Bir arayalım mı beraber? Olur abi. Şöyle bir onu sevdiğini veya ona bir iki cümle senden de duysa. Yani maksadımız şu anneler gününde annelerimizi biraz daha hatırlamak ve bir hadis-i şerif senin de belki aklına gelmiştir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz bunu biraz böyle hatırlatmak istedik. Annelerimizi de mutlu etmek istedik. İnşallah açar. İnşallah.
Sen bir duygulandın herhalde biraz haliyle değil mi? İnsan bunlara ihtiyacı var ya. Var abi var. Açacak mı bakalım? Alo. Alo. Ne yapıyorsun anne? Ne evde misin? Ben bir şey söylemek için aradım seni. Seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Allah Allah. Eksik olma anne. Ya şu annenin yüzünü güldürmek aslında belki yetiyor ya birçok şeye. Öyle abi öyle. Öyle. Baktığında aslında bir annemiz bizim için aynı bu şekilde uğraşmıyor mu? Bazı günler 7/24 ayakta evet. Bekliyor, bizlere şefkat gösteriyor. Bizler yemek yemeden o yemek yemiyor. Aslında bizle an ve an ilgileniyor. Bir onu sevdiğini söylemek, belki birkaç cümle kullanmak istersen. Hemen arayayım. Çalıyor. Umarım açar. Genelde açar bakalım. Alo? Yavrum? Anne ne yapıyorsun? Anne? Alo? Kuzum. Ne yapıyorsun anne? Bebeğim, sen ne yaptın? İyiyim ben de. Sana şimdi bir şey sormam gerekiyor. Daha doğrusu söylemem gerekiyor. Ne? Anne seni çok seviyorum. Evlendim, yok daha değil anne, daha gencim ya. Seni çok seviyorum. Unutma seni dedemem. Sor anne. Seni çok seviyorum. Bunu söylemek için aradım. Aslında sormayacaktım. Bunu söyleyecektim yani. Allah Allah. Evet. Seni çok seviyorum. Çok sağ ol annem. Var mı isteğin? Yok annem. Neredesin ya? Ne zaman geleceksin? Ararım ben seni biraz sonra, tamam? Tamam bebeğim. Hadi anne görüşürüz. Hadi bay bay. Yani belki de şu annenin azıcık yüzünü güldürmek, bu şeyi hatırlatmak istedik bizler. Gerçekten 7/24 bazı günler bizler daha karnımızı doyurmadan, hiçbir şekilde karnını doyurmayan, gece hastalandığımızda hiçbir şekilde ne olursa olsun sorgusuz sualsiz uyanan, her an her derdimizle uğraşan, dışarı çıktığımızda aman ceketini al üşütme diyen, böyle bir meslek yapan aslında birileri var hayatımızda ve annelerimiz. Bizler bunları biraz hatırlatmak istedik. Sizler annenizi aramak ister misiniz? Olur. Arayalım beraber. Arayalım. Alo. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ya. Nasıl gidiyor hayat? Hayırdır? Bir şey yok. Hayırdır? Seni seviyorum. Ne diyeceksin? Seni seviyorum. Yok bir şey diyeceksin söyle. Yok, seni seviyorum, sonra ararım seni. Söyle de, söyle. Seni seviyorum. Ya şu annenin biraz böyle yüzünü güldürmek bile... Efendim? Ben de arayayım. Tabii arayabilirsin. Ara ara. Ya maksadımız zaten bunu hatırlatabilmek. Mesela Efendimizin de bir hadis-i şerifi var. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Aslında anneler çok kıymetli bizler için. Alo, selamünaleyküm anneciğim. Sana bir şey söylemek için aradım. Evet. Seni seviyorum anneciğim. Ben seni çok seviyorum. Tamam ben seni arayacağım anneciğim. Allah'a emanet ol. Hayatımıza baktığımızda 365 gün hayatımızdalar. Hastalandığımızda, dışarı çıktığımızda üşütmememizi isterler. Bizlerin karnını doymadan karnını doyurmazlar. Ben evliyim 4 senelik hala peşimde yani. Değil mi? Hala peşinde. Annelerimiz 365 gün çalışıyorlar. Biz hastalanınca ilk bizim peşimize koşan onlar oluyor. Karnımız acıkınca halimizi soran onlar oluyor. Vallahi razı olsun. Aynen. Anneniz hayatta mı abi? Hayatta elhamdülillah. Şöyle bir arasak, seni onu sevdiğini söylesek. Böyle bir şey yapabilir misin? Mümkün mü? Benim şarjım yok ama sen ararsan söylerim. Tabii ki ararız. Ona da değişik bir sürpriz oldu. Buyur. Zaten maksadımız da bu anneleri böyle bazı günlerde de olsa çok üzüyoruz ama yüzlerini güldürmek istedik yani. Aynen. Bir günde olsa. İşte biz de bazı şeylerin farkına vardık, telafi etmeye çalışıyoruz. Zararın neresinden dönsek kârdır. Alo. Efendim? Saniye teyzeciğim. Kızım. Ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? İyi sağ ol. Allah razı olsun. Ellerinden öperim. Burada arkadaşlarla küçük bir röportaj yapıyorduk. Dediler anneni arayıp onu ne kadar sevdiğini söyler misin? Annem evde yok mu? Sen de benim ana yarım sayılırsın. Seni çok seviyorum teyzeciğim. Ben de seni çok seviyorum yavrum. Emeğin çok bizim üzerimizde. Hakkını helal et. Rabbim size sağlık sıhhat versin inşallah. Amin teyzem benim sağ ol. Allah size de sağlık sıhhat versin. Annemin de çok ellerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Allah razı olsun.
Belki de biraz da olsa yüzünü güldürmek istedik. Sanki de öyle oldu. Annem de olsa o da şimdi sürpriz olurdu. Ben de mahkumum Gerede de. Sürpriz yapacaktım, onların yanına gidecektim. İzine çıktım, aynen. Eyvallah. Allah inşallah hayırlı neticeler versin. İnşallah. 24 saat bizle ilgileniyorlar. Ne zaman isterse, karnım acıktı desen oradalar. Yemeği beğenmedim desen hemen değiştirirler. Hastalandığında senden önce senin yanına koşarlar. Aslında annelerimiz böyle. Doğru. Ona es geçiyoruz genelde. O iş sayılmıyor. Maalesef bunlara es geçiyoruz. Biz de anneler günü gelince böyle bir hatırlatmak istedik. Maksadımız o annelerin yüzünü güldürmek. Hadiste de geçiyor, Efendimizin hadisinde. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yani aslında bu ne demek oluyor? Cenneti kazanacak bir kapı da demek ki anneleri belki belli başlı konularda razı edip onlardan nemalanabilmek aslında. Kesinlikle. Bunlar aslında bizim için bir fırsat. Öf bile demeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Kesinlikle. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.